arkadaşlar. Yeni bir derste yine beraberiz. Bugün sizlere günlük, anı ve gezi yazısı türündeki metinlerimiz hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle günlük dediğimiz şey, hatırlarsanız sizin de lise ya da ortaokul, ilkokul yıllarında yapmış olduğunuz faaliyetlerden birisidir. Şimdi buradaki bizi ilgilendiren günlük kısmı ise sanatçıların yazmış oldukları eserlere biz ne diyoruz arkadaşlar? İlgilendiriyor, günlük türündeki eserleri bizi ilgilendiriyor. Evet, bir kişinin yazılmaya değer bulduğu olaylar. Demek ki neymiş günlükte birinci noktamız arkadaşlar? Yazan kişi tarafından ne yapılması lazım? Değer verilmesi gerekiyor. Artı insanlar, durumlarla ilgili kişisel duygu ve düşünceler. Kişisel duygu ve düşünceler. Şimdi günlüğün en büyük özelliği arkadaşlar, bir şahısın kendi evrenindeki olayları, kendi duygu düşüncelerini dile getirerek ne yapmasıdır? Anlatmasıdır. Yani günlükteki en önemli nokta kişiselliktir arkadaşlar. Saptamaları içeren, günü gününe tutulan, günü gününe tutulan notlardan oluşan yazılara biz ne diyoruz arkadaşlar? Günlük adını veriyoruz. Yani günlükteki ana nokta günü gününe ne yapılmasıdır? Kayıt altına alınmasıdır. Günlük ya da bir diğer ismini arkadaşlar günce ifadesi de ne yapılır? Günlük için kullanılan bir kelimedir arkadaşlar. Evet, ikinci maddemize bakacak olursak günlük arkadaşlar öğretici metinler arasına girer. Öğretici metinler kısmına giriyor. Yani sanatsallığın biraz daha az olduğu öğretme, didaktik yönü ön planda olan metinlere biz genel olarak ne diyoruz? Öğretici metin ismini veriyoruz arkadaşlar. Evet, bir üçüncü maddemize baktığımız zaman birinci kişi ağzından yazılmış kısa ve özlü yazılardır. Yani günlük dediğimiz türdeki yazılarımız arkadaşlar sayfalar dolusu olmaz. 2-3 sayfalık genellikle günü değerlendiren öz yazılara biz günlük adını veriyoruz arkadaşlar. Yani günlükte uzun ayrıntı detay ne yapılmaz? Çok detaylı bir şekilde yer almaz. Evet, dördüncü maddeye bakacak olursak arkadaşlar, günlükler inandırıcı, içten ve samimidir arkadaşlar. Samimi. En büyük özelliklerden birisi bu öğretici metinler içerisinde samimi olması yönüyle günlük ne yapar arkadaşlar? Diğer türlerden ayrılır. Diğer bir maddemiz konuşma dilini yakın bir dille kullanılır. Yani sanatçı ne yapıyor? Kendisini o günkü olayları değerlendirdiği için kendi iç dünyasını samimi bir şekilde anlatır. Doğal olarak sanatsal faaliyet yapmak için değildir o. O yüzden konuşma diline en yakın türlerden birisi olarak ne yapılır arkadaşlar? Günlük gösterilir. Diğer sayfamıza bakalım. Ne demiş? Yazarın kişiliğini, görüşlerini ve ruhsal yapısını ne yapar? Yansıtır. Evet, bir sanatçıyı tanıma noktasında eğer sanatçı daha sonrasında onu yayınlamışsa ne yapabiliyoruz? Kişiliğini, dünya görüşünü ve iç dünyasını, ruhsal yapısını ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Günlükler biz görebiliriz. O yönüyle arkadaşlar günlükler özellikle yazarları, sanatçıları tanımak için önemli unsurlardan birisidir. Bunun dışında arkadaşlar diğer bir maddeye bakacak olursak gezi yazısı, roman, anı gibi türler içinde de ne yapabiliyor? Günlük yer alabiliyor. Yani gezi yazısı bir dönem bizim için günü gününe yazılmış yazılardan oluşabiliyor. Yani günlük ve gezi yazısı beraber olabiliyor. Romanlar içerisinde arkadaşlar roman sanatçı oluştururken birisinin, kahramanın günlüğünden oluşabiliyor. Anı kitaplarında yine aynı şekilde günlükten parçalar ne yapılabiliyor? Yer alabiliyor arkadaşlar. Evet,
Bir diğer maddeye bakalım. Günlük türünün divan edebiyatındaki karşılığı arkadaşlar ruznamedir. Ruzname. Eskiler günlük kelimesi yerine arkadaşlar ruzname ifadesini ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. Tarih içerisinde arkadaşlar günce, jurnal, jurnal kelimesi de arkadaşlar kullanılmıştır. Fransızca bir sözcüktür. Bunun dışında ilginç, bana ilginç geliyor. Dert dökme defteri. Dert dökme defteri. Bu isimde ne yapılmış arkadaşlar? Günlük için kullanılmıştır. Dert dökme defteri diyerekten insanlar herhalde kendi dertlerini bir deftere döktükleri için dert dökme defteri diye de adlandırılmış günlük için. Evet. Şimdi gelelim diğer bir maddemize. Divan edebiyatı geleneğinde yaygın olan arkadaşlar vakainame. Vakainame. Biliyorsunuz divan edebiyatı düz yazı şekillerinden birisidir. Nesir türünden bir örnektir. Hadiseler günü gününe olaylar ne yapılıyordu? Resmi tarihçiler tarafından kayıt altına alınıyordu. Vakainame ifadesi oradan aklımıza gelsin. Bunun dışında arkadaşlar seyahatname. Seyahatnameler de arkadaşlar yine olaylar, gidilen yerler, görülen yerler günü gününe kaydedilmiş genellikle eskiden. Bunun dışında sefaretname. Sefaretname de arkadaşlar Osmanlı'da elçilere sefir ismi verilmiştir. Elçilerin gidip görev yaptıkları yerlerle ilgili yazılarına da yine onlar da günü gününe belli aralıklarla kayıt altına alınmış. Bu eserlerde sefaretname ismi veriliyor. Gibi türler arkadaşlar içerik açısından baktığımız zaman günlüğe yakın türler arkadaşlar ilişkilendirebiliyoruz. Diğer sayfamıza gelecek olursak Türk edebiyatında arkadaşlar batılı tarzda günlüğün ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir. Tanzimat döneminde verilmiştir. Biliyorsunuz bizim batılı edebiyatın ilk dönemi Tanzimat dönemidir. Doğal olarak birçok şeyin ilk örnekleri arkadaşlar bizde Tanzimat edebiyatında ne yapılmıştır? Verilmiştir. İşte onlardan birisi de yine günlüktür arkadaşlar. Günlükler de ilk olarak batılı anlamdaki günlüğün ilk benzeri olan eserler Tanzimat döneminde sanatçılar tarafından verilmiştir arkadaşlar. Direktör Ali Bey'in arkadaşlar seyahat jurnali. Seyahat jurnali. Evet, bu eser arkadaşlar hem gezi yazısı özelliği göstermekte hem günlük özelliği göstermekte. Direktör Ali Bey arkadaşlar Hindistan tarafına gitmiş. Oradaki gördüklerini günü gününe kaydettiği için hem gezi yazısı hem günlük özelliği ne yapmakta? Göstermekte. Biliyorsunuz Direktör Ali Bey'i de biz tiyatro kısmında görmüştük. Hatırlayalım arkadaşlar. Edebiyat tarihine, tiyatrolarına ön planda olan bir sanatçımızdı. Evet, son sayfamızdaki metne bakalım. Günlük terimi edebiyatımızda ilk kez kullanan arkadaşlar Falih Rıfkı Atay'dır. Günlük kelimesini ilk kullanan kişi o. Falih Rıfkı Atay. Evet arkadaşlar, bu sanatçımız biliyorsunuz öğretici metinler kısmı cümle edebiyatında önemli kalemlerden birisidir. Kendisini zaten işleyeceğiz Falih Rıfkı Atay'a. Evet, bakalım diğer sayfamızda Türk edebiyatında günlük biçiminde düzenlenmiş roman, hikaye ve şiirler vardır. Evet, roman günlüklerden oluşan ne yapılıyor? Romanlar, hikayeler ya da şiirler var. Fransız yazar André Gide, onun meşhur bir romanı var arkadaşlar. Kalpazanlar diye. Kalpazanlar. Evet arkadaşlar, bu eser günlük şeklinde oluşturulmuş bir romandır. Yakup Kadir Kara Osmanoğlu'nun meşhur romanı Yaban,
Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nı anlatan romanlardan birisi demiştik. O yüzden eser özetine de ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Bu da yine günlük türünde oluşan bir eser. Ayfer Tunç, Ayfer Tunç da günümüz kadın yazarlarından birisi. Suzan Defter adlı onun da böyle bir romanı var arkadaşlar. Suzan Defter. Bunun dışında arkadaşlar Nazım Hikmet'in Saat 21-22 Şiirleri adlı eseri günlük şeklinde ne yapılmıştır? Düzenlenmiştir arkadaşlar. Gelelim diğer maddemize. Günlük türü arkadaşlar 1950 yılında Nurullah Ataç Ataç'ın bir gazetede günlük yazılar yazmasından ve bunların yoğun ilgi çekmesinden sonra önem kazanmaya başlamıştı. Yani günlük türünün önem kazanmasını cümle edebiyatında arkadaşlar Nurullah Ataç sağlamıştır. Kendisi günlüklerini yayımlaya başlayınca insanların ilgisini çekmiş ve diğer sanatçılar da bununla etkisiyle ne yapmışlardır? Onlar da kendi günlüklerini kitap halinde ya da gazetede yayımlamaya başlamışlardır arkadaşlar. Evet, bizde başlıca günlük yazarları ve eserleri şeklinde önemli günlükleri ne yaptık? Burada aldık arkadaşlar. Seyahat Jurnali, az önce söylemiştik. Kimin eseriydi arkadaşlar? Direktör Ali Bey. Biliyorsunuz Direktör Ali Bey arkadaşlar, Tanzimat Edebiyatı'nın önemli tiyatro türündeki sanatçılarından birisiydi. Unutmayalım. Direktör Ali Bey dedik. Ruzname. Bu da arkadaşlar Ömer Seyfettin'in bir eseri. Biliyorsunuz Ruzname'yi arkadaşlar divan edebiyatında sanatçılarımız ne yapıyordu? Günlük için kullanmış oldukları bir sözdü. Unutmayalım. Günce. Evet, günce ifadesinde zaten Türk Edebiyatı'nda kazandıran kişi günlük kelimesine karşı kendisinin uydurmuş olduğu bir sözcüktür arkadaşlar. Kim? Nurullah Ataç. Nurullah Ataç arkadaşlar günlük kelimesine karşı günce ifadesini kullanmıştır. Kuşları örtünmek, bay sessizlik, aynalar günlüğü arkadaşlar. Salah Birsel'in eserleridir bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Salah Birsel'in bayağı bir günlüğü var. O yüzden ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Salah Birsel, Cumhur Edebiyatı yazarlarından birisi. Unutmayalım. Gün dökümleri. Kimin eseri arkadaşlar? Tomlis Uyar. Yaşamak, Cahit Zarifoğlu'nun. Evet, günlük Oğuz Atay. Bu sayfadaki önemli sanatçılarımıza dikkat edelim. Özellikle Salah Birsel'in günlükleri sorularda daha çok geliyor arkadaşlar. Bunun dışında Nurullah Ataç zaten ifade günce günlük olduğu için direkt kolay olur. O yüzden çok sormazlar. Cahit Zarifoğlu, Tomlis Uyar'ın da yine günlükleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Dikkat ediyoruz. Evet. Geçmiş yaz defterleri. Bu da günümüz şairlerinden Hilmi Yavuz'un bir eseridir arkadaşlar. Hilmi Yavuz. Damla Damla Günler Adalet Ağoğlu'nun. Adalet Ağoğlu. Biliyorsunuz Adalet ablamız da son dönem postmodern roman anlayışındaki önemli yazarlarımızdan birisiydi. Hatırlayalım, romanları artı tiyatro türündeki eserleri ne yapıyordu? Sorulabiliyordu. Dönüp baktığımda Fethi Naci. Bu
Bu da yakın dönemin arkadaşlar eleştirmenlerinden birisidir arkadaşlar. Nerede kaldık? El yazılarına vuruyor güneş. Bu da İlhan Berk'in bir eseridir arkadaşlar. İlhan Berk. Evet. Şeklinde devam ediyoruz. Yolcu Defteri kimin eseriydi arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. Falih Rıfkı Atay'ın. Evet, Falih Rıfkı Atay. Başı Bozuk Günceler, Ece Ayhan. İkinci Yeni'nin önemli şairlerinden birisi. Unutmayalım. Ece Ayhan. Geçmişin Kuşları, Oktay Akbal. Günlük de arkadaşlar Cemal Süreyya. Cemal Süreyya arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi günlük türündeki önemli eserlerimiz bunlardı arkadaşlar. Şu ana kadar günlük kısmını ne yaptık? Bitirmiş olduk. Şimdi girelim blog kısmına. Bu da günümüzde kullanılan internet çağının ürünü. İnsanlar artık kitap basmak yerine ya da yazılarını ne yapmakta? Maliyetli olduğu için internet üzerinden daha ucuza ne yapıp yapabiliyor? Diğer insanlara duyurabiliyor arkadaşlar. Genellikle güncelden eskiye doğru, yani güncelden eskiye şeklinde gidiyor. Yazı ve yorumların yayınlandığı web tabanlı yayın alanı olarak tanımlanabilir. Blog dediğimiz zaman bu aklımıza geliyor. Sen ne yapıyorsun? Kafanda bir yazı var. O yazıyı bir internet sayfası açmışsın. O sayfada paylaşıyorsun arkadaşlar. Ve diğer insanlar o blogu internete girerekten o blogdan ne yapabiliyor? Senin yazılarına ulaşabiliyorlar. Kısaca arkadaşlar web blog diye geçer. Daha doğrusu weblog normalde budur. Ancak kısaca blog ismi kullanılıyor arkadaşlar. Bloglarda arkadaşlar kişisel düşünceler genel ağ üzerinden o blogu takip eden kişilerle paylaşılmaktadır. Evet, gelelim son sayfamıza. Kişisel bir web sayfası olan bu blog teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkmış. Yani teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan bir tür arkadaşlar. Kitap basmak, matbu işlerine uğraşmak yerinde internet üzerinden ne yapılıyor? Hızlı bir şekilde diğer insanlara ulaştırma amacını oluşturulmuş bir sistemdir. Günümüzde günlük türüne yerini alacak şekilde yaygınlanmıştır şeklinde böyle bir ifademiz var. Evet, kişisel bloglar araştırmalara göre insanların yaşamlarını duyurma, belgeleme isteğinden doğmuştur şeklinde de böyle web blogun doğuş sebebi de söylenmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, günlük kısmıyla burada dersimizi bitirelim. Diğer dersimizde anıyla ilgili diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.